Elektron ilgisini açıklamaya başlamadan önce hızlıca iyonlaşma enerjisinin üzerinden geçelim. Nötr lityum atomundan başlayalım. Elektron dizilişinin 1s2 2s1 olduğunu biliyoruz. Yani çekirdeğinde 3 tane proton var. 3 pozitif yük. Şurada 1s orbitalinde 2 elektron, yani merkez elektronları var. Bir tane de 2s orbitalinde var. Bu da değerlik elektronu. Değerlik elektronu buradaki merkez atomlarınca çekirdeğin 3 pozitif yükünden perdeleniyor. Benzer yükler birbirini iter kuralını hatırlarsak, buradaki merkez elektronlarının değerlik elektronunu ittiğini ve 3 pozitif yükten perdelendiğini söyleyebiliriz. Ama tabii ki pozitif yüklü çekirdekle değerlik elektronu arasında hala bir çekim gücü var. Karşı tükler birbirini çektiğine göre değerlik elektronu çekirdek tarafından çekiliyor. Değerlik elektronuyla çekirdek arasında bir çekim kuvveti olduğuna göre bu elektronu buradan almak için belirli bir miktar enerji gerekir. Eğer bu değerlik elektronunu buradan alabilirsek geriye pozitif yüklü bir lityum iyonu kalır. Artı bir dememizin nedeni lityumun iki elektronu kalmasına rağmen hala üç pozitif yüke sahip olması. İyonlaşma enerjisi bir elektronu kopartmak için kullanıldığına göre pozitif olması gerekir. Birimi de kilojül bölü mol olmalı. Bu enerjiyi bir de elektron ilgisiyle karşılaştıralım. Yine nötr lityum atomuyla başlayalım. Ama bu sefer bir elektron almak yerine bir elektron ekleyeceğimizi düşünelim. Bu durumda 2s yörüngesine bir elektron eklememiz gerekir. Yani nötr lityum atomunda 3 elektronla başlamışken 1 elektron daha ekliyoruz. Bu durumda lityum iyonunun elektron dizilişi de 1s2 2s2 olur. Hala çekirdekte 3 pozitif yük ve 1s yörüngesinde 2 elektron var. Ama bu kez 2s yörüngesinde 2 elektron var. Yani toplamda 4 elektron var. Nötr lityum atomuna eklediğimiz elektronu bu şekilde pembe olarak gösterelim. Bu elektronun merkez elektronları sayesinde çekirdeğin 3 pozitif yükünden perdelendiğini öğrenmiştik. Sonuçta benzer yükler birbirini itiyor. Bu durumda 2s yörüngesinde bulunan bu elektron da yeni elektronu birazcık itecek diyebiliriz. Ama yine söylemeliyim ki bu elektronun çekirdekle arasında bir çekim kuvveti var. Demek ki yeni eklediğimiz elektron da onu çekirdeğe çeken bir çekim kuvveti hissediyor. Eğer bu dördüncü elektronu ekliyorsak dışarıya biraz enerji vermemiz gerekiyor. Enerji alınamayıp dışarıya verildiğine göre elektron ilgisi için negatif bir değer olması gerekiyor. Nötr bir lityum atomuna bir elektron eklenmesi için bu miktar eksi 60 kilojül bölü mol olarak verilmiş. Başka bir deyişle elektron eklediğimiz zaman enerji açığa çıkıyor. Bu da bu elektronun pozitif yüklü çekirdek tarafından çekilebilmesinden kaynaklanıyor. Eğer çekirdeğin eklenen elektron için bir çekim kuvveti varsa, elektron ilgisi için negatif bir değer elde etmemiz gerekiyor. Aslında bu elektron ilgisini ölçmenin yöntemlerinden biri diyebiliriz. Hatta lityum anyonu nötr lityum atomundan daha büyük. Ama buradaki şekilde bunu göstermek biraz zor olduğu için hiç dokunmuyorum. Son olarak bir kez daha tekrarlayayım eklenen elektron çekirdek etrafından çekildiği sürece bu olay sonucunda dışarıya enerji verilir. Şimdi iyonlaşma enerjisi ile elektron ilgisine bir örnek üzerinden daha karşılaştıralım. İyonlaşma enerjisinden başlayalım. Buradaki değerlik elektronu çekirdek etrafından çekildiği için onu yerinden kopartmak zor olur. İşte bu nedenle de elektronu yerinden almak için enerji harcamamız gerekiyor. Enerji gerektiğine göre bir yandan da iş yapılması gerekiyor. Bu nedenle de iyonlaşma enerjisinin pozitif olduğunu söylemiştik. Bir de elektron ilgisine bakalım. Atoma bir elektron eklemeye çalışıyoruz. Üstelik eklemeye çalıştığımız elektron zaten çekirdek tarafından çekiliyor. Yani bizim zorlamamıza gerek yok ya da iş yapmamıza gerek yok. Bu durumda da enerji açığa çıkıyor ve bu nedenle elektron ilgisi negatif bir değer alıyor. Ama elektron ilgisi her zaman negatif olmak zorunda değil. Bazı atomlar için eklenen fazladan elektron için bir çekim kuvveti mevcut değil. Örneğin neonu ele alalım. Neonun elektron dizilişi 1s2 2s2 ve 2p6. Demek ki toplamda 10 elektronu var. Başka bir deyişle nötr neon atomunun çekirdeğinde toplam 10 pozitif yük var. İşte şurası çekirdek ve içinde pozitif yükler. Etrafında da onu çevreleyen 10 elektron bulunuyor. Buradaki nötr bir neon atomu. Fazladan bir elektron eklemek istediğimizi düşünelim. Çekirdekte hala 10 pozitif yüke sahibiz. Ya da artık merkez elektronu olarak sayabileceğimiz 10 elektrona. Bir elektron eklediğimiz zaman burada gördüğünüz neon anyonunu oluşturmamız gerekiyor. 1s2, 2s2, 2p6. İkinci enerji seviyesi dolmuş oldu. Yeni bir elektron eklemek için yeni bir enerji seviyesine geçmemiz gerekiyor yani üçüncü enerji seviyesine. O da S yörüngesi olacak. Bu yörüngede 10 tane elektron olacak. Diyelim ki bu elektron bizim eklediğimiz elektron. Neon atomuna bir elektron ekledik. Şimdi bir de bu yeni elektronun hissedeceği etkin çekirdek yükünü düşünelim. Etkin çekirdek yükü atom numarasından perdeleme yapan elektron sayısını çıkartarak elde ettiğimiz bir değer. Çekirdekte 10 proton olduğuna göre bu sayı 10 olacak. Perdeleme yapan elektron sayısı da aynı şekilde 10 olur, değil mi? Yani bu 10 elektron eklenen elektronu çekirdekteki pozitif 10 yükten koruyacak, perdeleyecek. Proton sayısından perdeleme yapanlara çıkarırsak etkin çekirdek yükünün 0 olacağını söyleyebiliriz. Tabii bu şekilde olayları biraz basite indirgemiş olduk. Ama sonuç olarak eğer biraz düşünürseniz değerlik elektronunun çekirdek tarafından çekilmediğini söyleyebilirsiniz. Demek ki 10 merkez elektronu son eklenen elektronu tamamıyla perdelemeyi başarıyor. Elektronu tutan yani onu çeken bir kuvvet de olmadığına göre enerji açığa çıkmıyor. Hatta bir elektron eklemek için fazladan enerji bile gerekebilir. Burada yapmak istediğimiz şey neona bir elektron ekleyerek onu anyona çevirmek. Bu süreç enerji açığa çıkarmak yerine enerji almaya gerektiriyor. Çünkü bu olayın gerçekleşmesi için bu elektronu oraya yerleşmeye zorlamamız gerekli. Bu da tabii ki enerji gerektiriyor. Bu durumda da neonun elektron ilgisi olmadığını söylememiz mümkün. Zaten neon soy gazlarından bir tanesi. Bu da soy gazların neden reaktif olmadığının bir açıklaması olabilir. Oluşturmaya çalıştığımız bu anyon da uzun süre bu şekilde durmayacaktır. Çünkü bu elektronu nötr atoma yerleştirmek ve orada tutmak için belli bir miktar enerji gerekli. O zaman elektron ilgisinin pozitif olduğunu yani enerji gerektirdiğini söyleyebiliriz. Ama genel olarak elektron ilgisinin pozitif olduğunu pek göremeyeceksiniz. Ya da en azından benim incelediğim kimya kitaplarında neonun elektron ilgisinin sıfır olduğu söyleniyordu. Bu da gerçek değeri ölçmenin zorluğundan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi biraz daha ikinci periyottaki elementlerin elektron ilgilerine bir bakalım. Nötr haldeki lityuma yeni bir elektron eklemenin 60 kJ/mol enerji açığa çıkardığını zaten konuştuk. Bir sonraki element berilyum. Onun elektron ilgisi 0 görünüyor. Bu da bu olayın aslında enerji gerektirdiğini gösteriyor. Yani berilyuma fazladan bir elektron eklemek enerji gerektiriyor. Öncelikle berilyum anyonunu oluşturmak için gerekenlere bakalım ve elektron dizilişini inceleyelim. Nötr haldeki berilyum 1s2 2s2 olarak dizili. Demek ki negatif yüklü berilyum anyonu oluşturmak için 1s2 2s2'den sonra fazla elektronun 2p yörüngesine gitmesi gerekiyor. Aslında bu biraz önce incelediğimiz neonun durumuna oldukça benzer. Neon için elektron dizilişi 1s2 2s2 ve 2p6 idi. Yeni bir elektron eklemek için 3. enerji seviyesine, bir üst katmana çıkmamız gerekmişti. Ayrıca eklediğimiz elektron çekirdeğin pozitif yükünden tamamıyla korunuyordu. Berilyum anyonu için de aynı şey geçerli. Yeni bir elektron eklemek için yeni bir enerji seviyesine, p yörüngesine çıkmamız gerekiyor. Bu elektron da ortalama olarak çekirdekten daha uzak olacak. Çekirdekteki pozitif yükten etkili bir şekilde korunduğu için de bu elektron için ilgi olmayacak. Demek ki berilyum anyonunu oluşturmak için de enerji gerekiyor. Bu da burada neden 0 gördüğümüzü açıklıyor. Berilyumun elektron ilgisi yok. Ya da pozitif bir değer olduğu için biz onu 0 olarak görüyoruz. Son olarak bora bakalım. Eksi 27 kilojül bölü mol enerji açığa çıkıyormuş. Aslında burada sadece belli bir örüntü var gibi bordan karbona, oksijene hatta flora giderken gittikçe daha fazla enerji açığa çıkıyor. Bu da florun en yüksek elektron ilgisine sahip olduğunu gösteriyor. Yani aynı periyot boyunca ilerlerken elektron ligisinin arttığını görüyoruz. Eksi işareti bize enerjinin açığa çıktığını gösteriyor. Yani aslında sadece değerin büyüklüğüne dikkat etmemiz gerekiyor nötr haldeki flora bir elektron eklediğimizde açığa çıkan enerji, nötr oksijen eklediğimizde açığa çıkandan daha fazla. Bu örüntüyü aslında etkin çekirdek yüküyle açıklayabiliriz. Bir periyot boyunca ilerlerken etkin çekirdek yükünün arttığını biliyoruz. Eğer eklenen elektron çekirdekten daha fazla bir çekim kuvveti hissediyorsa, ki artan etkin çekirdek yükü derken bahsetmek istediğimiz şey zaten tam olarak bu, o zaman bu elektronu eklerken daha fazla enerji ortaya çıkacaktır. Bu da aynı periyot üzerinde değişen elektron ilgisinin durumunu bize açıklamış oluyor. Tekrarlayalım. Aynı periyot üzerinde soldan sağa doğru ilerlerken elektron ilgisi artıyor. Berilyumun ve neonun birer istisna olduğunu söyleyebiliriz. Peki, azot için durum nedir? Onun da elektron ilgisi olmadığını görüyoruz. Hatta hangi ders kitabına baktığınıza bağlı olarak azot için birden fazla değer görmeniz de mümkün. Ama elektron dizilişine bakarak biz de bunu hızlıca açıklamayı deneyebiliriz. Azotun elektron dizilişi 1s2, 2s2 ve 2p3. Hızlıca yörüngeleri de çizmeyi deneyelim. Burası 2s yörüngesi olsun. Bunlar da 3 tane 2p yörüngesi diyelim. Aslında sadece burada elektronlara odaklanalım. 2s yörüngesinde 2 tane, p yörüngesinde de 3 tane elektron var. Onları ekleyelim. Eğer nötr azot atomuna elektron eklemek istiyorsak, buradaki yörüngelerden birini eklememiz gerekiyor. Yani içinde zaten elektron olan bir yörüngeye yeni bir elektron ekliyoruz. Demek ki eklenen elektronun zaten orada olan diğer elektron tarafından itilmesi gerekiyor. Aslında bu da ders kitaplarında azotun neden az önce bahsettiğimiz örüntüye uymadığının bir açıklaması olarak veriliyor. Sonuç olarak azotun eklenen elektrona bir ilgisi yok. Bütün bunları gördükten sonra elektron ilgisinin iyonlaşma enerjisinden biraz daha karmaşık olduğunu fark etmiş olmalısınız. İyonlaşma enerjisi için gayet açık bir örüntü vardı ve nedenini açıklamak biraz kolaydı. Ama bir periyot boyunca ilerlerken elektron ilgisi genel bir örüntüye uysa da arada istisnalar var. Hatta bizim açıklamalarımız olanları biraz basite indirgiyor bile diyebiliriz ama yine de aynı periyot üzerinde belirli bir örüntü olduğunu söyleyebiliriz. Aynı grup üzerinde değişen elektron ilgisini açıklamaksa çok daha zor. Çok fazla değişme olduğu için grupta böyle bir örüntüden bahsetmiyoruz.